ilk bir olayıydı mesleğimizin ama bu andıç sembolik bir olaydı. Aslında benzer şeyleri çokça bu dönem boyunca yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Belki de tartışmaya buradan başlamak gerekiyor. Şöyle bir yol... Embedded habercilik üzerinde oluşturmak istiyorum. Yapacağım konuşmada bir haberci olarak, bir basın mensubu olarak kendini bacağından vurma düşeceğimi biliyorum. Onun için çevreye vereceğim rahatsızlıktan dolayı şimdiden üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Ama bu geçici rahatsızlığın mesleğin geleceği açısından da önemli olduğunu, gerekli olduğunu biliyorum, düşünüyorum. Evet, kimine göre Kürt sorunu, terör ya da Güneydoğu sistemi geri kalmış, geri bırakılmıştır. Adına ne derseniz deyin. Benim yaşadığım yerden kaynaklanan bir sorun var. Derler ya, uzakta orada bir köy var uzakta. Evet, orada bir sorun var uzakta ama o sorun yine bu ülkenin sorunu. Bu sorun Türkiye'nin siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlarının anasıdır. Bu sorun çözülmeden Türkiye'nin hiçbir sorunu kalıcı olarak çözmek olası değildir. Sorunun uluslararası boyutu da var. Çünkü Kürtler dört farklı ülke sınırları içerisinde yaşamaya mecbur bırakılmıştır. Yaşanan göçler nedeniyle kendi ülkelerinde bu sorunla tanışan Avrupa ülkeleri de doğal olarak bu soruna müdahil olma durumuna gelmiştir. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgeleri bu sorunun satranç tahtasıdır. Cumhuriyet'ten bu yana hep hamleler burada yapılmıştır. Kürtler, Anadolu Kürtler ve Türklerin ortak devletidir teziyle Kürt olgusunun anayasal güvence altına alınarak gönüllü birlikte yaşama ilkesini esas almıştır. Resmi devlet görüşü de tabii şu anda hepimizin güldüğü, Türkiye'de yaşayan nüfusun Türklerden oluştuğunu, Kürt denilen dağlı Türklerin, işte hedik denilen ayağa takılan şeyle yürürken karda kart seslerinin çıkmasından oluşan sesten dolayı dağlı Kürt olarak adlandırılıyordu. Bir dönem resmi görüş buydu. Şimdi bu görüşten tabii bir süredir terk edildi bu görüş ama bu görüşün yerine tam olarak neyin geldiğini hala bilmiş değiliz. Bu düşünce ve anlayış farklılığı Türkiye'de kanla bastırılan ve isyan olduğu belirtilen 28 olayın, 28 hareketin yaşanmasına neden oldu. Son yaşanan ve 23 yıldır devam eden olaylar ise 29. isyan olarak kabul edilmektedir. Sorun medya boyutuna, bölgede 15 yıldır çatışmalı ortamda habercilik yaparak müdahil oldu. Bu 15 yıllık dönemde medyada hem Kürtlerle ilgili hem de Kürt orijinli gazetecilerle ilgili çifte standart uygulandığına tanık oldu. Kürt sorunu bugün sadece Türkiye'nin değil, tüm bir Orta Doğu, hatta bütün daha ileriye giderek artık bir Avrupa sorunu, dünya sorunu haline geldiğini söyleyebiliriz. Bu sorun işte Suriye, İran, Irak'ı da içine ekleyerek önümüzdeki 50 yıla da damgasını vurabileceğini buradan söyleyebiliriz. Ancak Türk medyası bu konuda hazırlıklı değildir. Kürt sorunu konusunda da hazırlıklı değildir. Geçmiş dönemde de hazırlıklı değildi. Bu önümüzdeki döneme de hazırlıklı değil. Avrupa ve Amerika basının aksine konuyla ilgili ihtisaslaşması yoktur. Kürtlerle ilgili haberler genellikle konuyla yeterince bilgisi olmayan editörlerin masa başı haberlerinden veya genellikle çeşitli istihbarat bilgilerinden oluşan ya da yabancı basından çıkan haberlerin Türkçe tercümesinden oluşan bir habercilik anlayışı hakimdir. Oysa magazin, spor, ekonomi, hatta ve hatta televole kültürüyle ilgili medyada bir ihtisaslaşmaya gidilmişken asıl sorun olan Kürt sorunuyla ilgili, ki bu sadece Türkiye'deki Kürtlerle ilgili değil, tüm bir Orta Doğu'da yaşayan Kürtlerle ilgili konularda ihtisaslaşmaya gitme gereği görmemiştir. Türk medyasında Kürt sorunuyla ilgili empati sorunu vardır. Empati eksikliği vardır.
15 milyon civarında Kürt'ün yaşadığı Türkiye'deki rakam farklı olabilir. Türklerin, Türkiye'de Kürtlerin değerlerine, olaylarına ve kişilerine zaman zaman düşüncesizce saldırılarda, hakaretlerde bulunabiliyor. Bu haberler toplumlar arası kin ve düşmanlığa neden olabiliyor. Şimdi Diyarbakır'da ben kendi kurduğum bir televizyon vardı, hatta iki televizyon vardı. Bu televizyonlar şiddeti hiçbir zaman övmediği halde başımız ürkütle sürekli dertteydi. Sürekli bir halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bir maddeden dolayı sürekli bir kapatılma tehdidi altındaydık. Hatta işte toplam iki ayrı televizyonun 3 yıl ceza aldığı durumlardı. Ve asla hiçbir zaman bu televizyonlar kin ve düşmanlığa tahrik edecek bir yayın yapmamışlar. Oysa yine Trabzon'da bir olay meydana geldi. Açık bir şekilde toplumu kin, nefret ve infiale neden eden olayların başlangıcını yaratan televizyonlara bir uyarı cezası verildi. Yani medyada sadece medyada değil, bu resmi medyada da, yani devletin işte televizyonları denetlemekle görevli radyo televizyon üst kurulunda da Kürt basınına yönelik bir çift standart uygulanabiliyor. Bu haberler dediğim gibi toplumda kin ve düşmanlığa neden olabiliyor. Bunlara ben bir iki örnek vermek istiyorum. O dönem işte tiraj bakımından en yüksek gazetelerden birinde Kerkük'e Kürt valisinin atanmasını bir düşmanlık olarak görmüş olsa gerek ki eşek Kürt anlamına gelen Kerkük diye bir manşet atmıştı. Yine aynı gazete Diyarbakır'da işte çağdaşlaşmak adına belediyenin aldığı bir kararla muavinler daha kibar olsunlar diye kravat takmışlardı. Yani bundan hoş bir şey bilemiyorum yani. Böyle göze de hoş gelen bir durumda. Buna da kravat aşağılamak amacıyla kravat manşetini taşımıştı. Tabii bunlar Diyarbakır'da infiale neden oldu ama gazeteyle ilgili hiçbir şey yapılmadı. Bunun sıkıntısını Diyarbakır'daki bu gazetenin yine yerel muhabirleri taşımış oldu, çekmiş oldu. Bazı medya kuruluşlarında Kürtlerle ilgili yapılan her türlü olumsuz haber mübah olarak kabul edilebiliyor. Yani bu haberin gerçekten olup olmadığı ya da doğru olup olmadığı fazla önemli değil. Önemli olan bu haberi yapan ya da bu haberin editörü, işte daha üst yönetiminin böyle bir olayın yaşanıp isteyip istememesi, yani onun duygusuna hitap edip etmemesi önemli. Yoksa bu haberin doğru olması çok fazla önemli değil. Yani sağlam ve asparagas habercilik Kürt konusunda genellikle yapılmaktadır. Yine çok farklı, böyle ilginç bir örnek. Irak işgali öncesinde Habur sınır kapısı kapalıydı. Savaş öncesinde, savaş gelişmelerini takip etmek üzere ben ve ekibim işte Suriye'den kaçak yollardan Kuzey Irak'a geçmiştik. O dönem Habur sınır kapısı dediğim gibi kapalıydı. Genelkurmay Başkanlığı bir grup habercinin rejim muhalifleri toplantısını istemek üzere ve geri dönmeleri şartıyla birkaç günlüğüne Erbil'e gitmelerine izin verdi. Araçta yerli basın mensupları yanı sıra yabancı basın mensupları da vardı. O dönem yukarı yoldan gidiliyordu, uzun bir yoldu. Atladığı bir kasabada yemek molası verilmişti daha doğrusu. Burada bir Hırvat gazeteci vardı otobüste, sarışın, yeşil gözlü. Lokantada tabii yani burada her yerde Türkiye'yle ilgili haritalar olduğu gibi orada da Kürdistan diye harita bastırmışlar. Irak'ın kuzey bölgelerini gösteren ve Kürdistan diye bastırmış doğal olarak. Bu Hırvat gazeteci, sarışın yeşil gözlü Hırvat gazeteci o kolonun önünde oturmuş yemeğini yerken bir peşmerge, yani elinde silahlı bir peşmerge yemek yedikten sonra kalkıyor.
bunlar böyle bir iki kelime konuşurken fotoğraflandı. Yine ulusal